Değerli izleyicilerimiz, Sıla yoluna çıkan yüz binlerce vatandaşımızın en önemli ve en çok sıkıntı yaşamış olduğu noktalardan bir tanesi bildiğiniz üzere Hırvatistan. Evet, Hırvatistan'da pek çok gurbetçi vatandaşımızın araçları didik didik aranıyor bildiğiniz üzere ve saatlerce beklemelerine neden oluyor. Özellikle bu geride bıraktığımız izin sezonunda koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gidemeyen vatandaşlarımızın sayısı çok olunca bu izin sezonunda yüz binlerce vatandaşımız yollara düşmüştü. Aynı zamanda uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle de pek çok vatandaşımız araçlarıyla Türkiye'ye gitmeyi doğru buluyordu. Hem giderken hem de arkadaşlar Avrupa'ya dönerken Hırvatistan 10-12 saati bulan sürelerde vatandaşlarımızı bekletiyordu. Pek çok seferde keyfi olarak bekletiyordu. Yavaş çalışıyorlardı. Yine aynı şekilde Bulgaristan ve Sırbistan için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Şimdi Hırvatistan'ın Schengen bölgesi ilan edilmesi kararı alındı. Yetişebilirse bu önümüzdeki izin sezonunda Hırvatistan'da arkadaşlar gümrükler tamamen kaldırılacak. Tıpkı Avusturya, Almanya, Fransa arasında olduğu gibi herhangi bir aramaya gerek kalmadan, gümrük olmadan, vatandaşlarımızın araçları aranmadan seyahat etmek mümkün olacak. Ancak şunu söylememde fayda var değerli izleyicilerimiz. Bu yıl gurbetçi vatandaşlarımız çok büyük çileler çekti. Gerek Kapıkule'de, gerek Bulgaristan'da, Sırbistan'da vatandaşlarımız 12-13 saati bulan sürelerde bekletildiler. Yoğunluktan dolayı bu durum ortaya çıktı. Ben de bildiğiniz üzere beni takip edenler bilir. Gerek Emekli TV için gerekse Türkçe Haber için biliyorsunuz bizim kardeş kanalımız Türkçe Haber. Kapıkule'ye gittim. Orada gurbetçi vatandaşlarımızla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla görüştük. Kendileri çoluk çocuk o sıcağın altında 10-12 saat boyunca beklemenin kolay olmadığını, yetkililerin bu probleme çözüm bulmasını söylediler. Nitekim Edirne Valiliğimiz Hamza Bey sınır kapısında önemli tedbirler aldı. Önümüzdeki sezona yetişecek inşallah. Gişelerin yani turnikelerin sayısı arttırılacak. Daha geniş, daha insani, medeni çerçevede bir alan oluşturuluyor. Bununla ilgili de emeği geçenleri kutluyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, milyonlarca vatandaşı yurt dışında yaşayan bir ülke olarak mutlak surette gurbetçi vatandaşlarımızın özellikle Bulgaristan ve Sırbistan'da yaşamış olduğu sıkıntıların çözülmesi için siyasi olarak daha fazla adım atılması gerektiğine inanıyorum. Başta Edirne valimiz olmak üzere gerek Kapıkule sorumlusu, vali yardımcımız ve diğer mülki amirlerimiz gerektiği kadar ilgileniyorlar. Bunu biliyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye gelecek olan vatandaşlarımızın sayısının artacağı düşünüldüğünde bu ilişkilerin daha sıcak tutulması, Dışişleri Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanlığımız nezdinde de bu işin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Aksi halde vatandaşlarımız 10-12 saat beklemekten kurtulamayacaklar. Yine Kapıkule'deki otopark alanı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere bu alan geçmiş yıllarda yoktu. Yine yeni yapıldı burası. Yine yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarımız ile bazı dernekler, sivil toplum kuruluşları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetler verdiler. Burada yapılması gereken diğer bir önemli konu da bu bölgenin mutlak surette gölgelendirilmesi gerekiyor. Ağaç ya da daha modern şemsiyelikler, daha büyük şemsiyelikler gibi buraların mutlak surette gölgelenmesi gerekiyor. O sıcağın altında aracın içerisinde çoluk çocuğuyla beraber 10-12 saat beklemek 35-40 derecede sizler de takdir edersiniz ki hiç kolay değil. Ben bu görüntüleri görünce gerçekten çok çok üzülmüştüm. Biz Edirne Valiliğimizin mutlak surette bu konuya el atacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yine gündeme getirdim bildiğiniz üzere. Bu Sıla yolu üzerinde Edirne'den girdikten sonra Türkiye'de yol üzerinde bazı dolandırıcılar var. Vatandaşlarımızı durduruyorlar. Bayrak ya da başka şeyler satmak adına vatandaşlarımızdan paralar alıyorlar. Bunların da gerekli tedbirlerin daha fazla alınarak temizlenmesi gerektiğine inanıyorum. Yine bazı benzin istasyonlarında dolandırıcılık olayları, hırsızlık olayları meydana geliyor. Vatandaşın aracına, arabasına, parasına vesaire göz diken dolandırıcılar, hırsızlar var. Bununla ilgili de tedbirlerin önümüzdeki izin sezonunda daha da arttırılacağına inanıyorum. Şimdiden emeği geçenleri kutluyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, milyonlarca vatandaşımızın gönlü bildiğiniz üzere hep Türkiye'de, ana vatanımızda. Ancak ana vatanımıza girdikten sonra ve ana vatanımızdan çıkarken de bu vatandaşlarımızın mutlak surette
daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi için bu tedbirlerin alınması zorunlu. Yani benim çocukluğumdan beri, benden büyük olanların da belki çocukluğundan beri bu sıla yolu var, bu gurbet çilesi var, bu yollardaki çileler var arkadaşlar. Ama artık bu görüntüler, bu kötü görüntüler yakışmıyor. Vatandaşlarımızın 10-12 saat boyunca gümrük kapılarında bekletilmesini doğru bulmuyorum. Umut ediyor ve bekliyorum ki önümüzdeki yıl bu tablo ortaya çıkmaz. Çünkü vatandaşlarımızın yılda bir sefer gece gündüz çalışıp bu yola çıkarken hiç olmazsa rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Sırbistan biliyorsunuz gürlüğünde Türk polisleri de görev yapıyor yardımcı olmak için vatandaşlarımıza güzel bir adım. Yani bu ve benzeri adımları arttırmamız gerekiyor. Özellikle Bulgaristan gümrük kapısı ile ilgili çok ciddi sorunlar var arkadaşlar. Çok keyfi çalışıyorlar. Yine ben bu yayınları yaptıktan sonra Kapıkule'den çıkan tır şoförlerimizin de çok sayıda bekletin, çok uzun süre bekletildiğini biliyorum. Yani bu tırcı kardeşlerimizin de abilerimizin de bu çilesinin sonlandırılması gerekiyor. Yani 24 saat, 36 saat bekleyen tırcılar var. Bunların da bu sorunun mutlak surette çok acil bir şekilde, ivedi bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Gurbetçi vatandaşımız bu çileyi çekiyor. Tırcı, bu işin ticaretini yapan vatandaşlarımız bu çileyi çekiyor. Yani kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir durum değil. Bu nedenle yetkililerimizin konuya daha fazla hassasiyet göstereceğini biliyorum. Gerek gümrükçülerimizin, gerekse mülki amirlerimizin hassas olduğunu biliyorum ama bir nebze olsun bu hassasiyetin arttırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da yine bunları da videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana ulaştırabilirsiniz.